harikasız ormanlarda bile zevk var. Yalnız sahilde sonsuz sevinç. Hiç kimsenin zorla alıkonmadığı toplum var. Derin denizde ve gürleyen müzikte. Lord Byron. Yol. Yol insanın kaderidir. Bilinmeyen bir yerden, bilmediğimiz bir yere giderken gerçekleştirdiğimiz seyahatin özetidir. Bu nedenle değişimin ta kendisidir. Durgun su zamanla bulanır. Fazla bekleyen yiyecekler bozulur malum. Durmak, nefeslenmek iyidir ama molanın uzadığında darılırsınız, içinize kapanırsınız. Her şeyin hareket ettiği evrende durmak, aslında durduğunu sanmak, insana göre değildir çünkü. O nedenle devinir durur insan. Kendi coğrafyasında, kendi yaşamında, hiç gidecek yeri olmazsa kendi zihninde. Uzaklara gitme düşüyle kalkar, başka bir şehre, ülkeye gider. Süpermarkete gider. Bu eylemi gerçekleştirebilmek adına yürür. Bir araca biner, bir başka insanın elini tutar, sarhoş olur, meditasyon yapar. Bir bit gezgini, aydınlanmak, geçici bir nirvana yaşamak ya da bir şey bulmak için yola düşmez. Geride bırakmayı göze aldığı şeylerin sayısı çoğaldıkça ilerleme katsayısı artar. Öyle ki on the road'da Kerouac ne zaman yol ve aşk arasında kalsa yolu seçer. Yol aşkın en kutsal biçimidir ve ilerledikçe gezgin toplumun ona eklediği değerlerden arınarak ruhsal bir çıplaklıkla özgürlüğe ulaşır. O ülkesiz, kavramsız, isimsiz ve duygusuzdur. Yol ona yeni bir isim verir, yeni bir neden, yeni bir tutku, yeni bir bakış açısı. Yol bizim kaderimizdir. Gittiğimiz yöne, birlikte yürüyecek arkadaşlarımıza, çantamıza koyacaklarımıza ve ulaşım biçimimize karar vererek biz yaratırız bu kaderi. Üzerinde uzlaşabileceğimiz tek nokta şudur basitçe. Doğduğumuz an başlar yürüyüş ve sonra asla bitmez. Şekil değiştirir, kıvrılır, yön değiştirir ama özünü kaybetmez. Kelebek kadar kısa, göktaşı kadar yaşlı olabilir, fark etmez. Mide bulandıracak oranda hızlı veya yosun kadar yavaş gelişebilir. Önemli değildir. Kuralsız bir yaşamı seviyor olabilirsiniz. Ama kuralsızlığın da kuralları vardır. Yolun ilk kuralı basit ama aynı zamanda en zor anlaşılanıdır aslında. Yolda olduğunu fark etmen gerekir. İster cezaevinde volta atıyor ol. İster Atacaman'ın okumlarını adımla. En havalı alışveriş merkezinin cilalı koridorlarında gezin. Veya beyninin çıldırmış nöronlarınca korunan labirentlerinde. Yürüyüş mutlaktır ve kaçınılmazdır. Bunu bilmen yeterli. Bir de şunu unutma lütfen. Yol, yolcuya aittir. Yolu yapana değil.